Pardon, rahatsız ettim. Fikri Elibol siz misiniz? Sen ne yapacaksın Fikri Elibol'un? Ne faydan olacak ona? Ben gün ajanstan geliyorum da sizin bu organ mafyası işinizi duydum. Çok acayip gerçekten. Kurtulmuş olmanız mucize gibi. Sizinle bir röportaj yapmak istiyorum da. Sen kaç para vereceksin Fikri Elibol'a bakalım bu iş için? Vallahi abi, ajans bu iş için para vermiyor. Ama bir şeyler ayarlarız. Ben kendi cebimden 3-5 bir şey ayarlarım. Ne 3-5'i be? 3-5'lik adam mıyım ben? Milyonluk adamım ben. Efsunuyum ben, efsunu. En az 1000 ederim. Ne yaptın abi? En fazla 200 lira verebilirim ben. 1500 oldu. İmkansız abi. 2000 oldu ha. En fazla 300 lira verebilirim. O da kendimi çok zorlayarak. 500 versenin olayım. Bak, sen beni bir haberlere çıkart var ya. Bende şeytan tüyü vardır. Böyle seyreder millet adamı bak adamı diye. Al beni sabah haberlerine koy, akşam haberlerine, kadın programlarına çıkart, öğlen haberlerine çıkart ya. Hayranım olmazlarsa namerdim ben ya. Sen var ya, sen hadi iyisin. Maden buldun, maden. Şişt, 500, 500, ha, 500, ha, 500, 500. Tamam abi, 500 lira olsun. Vallahi mı? Ama bak, sakın benim faydasızların haberi olmasın ha. Anlamadım abi, faydasız mı? Ya benim vampir çocuklar var, onlar faydasız. Onlar duyarsa cebimde ne var ne yoksa alıyorlar ya. Hatta bir keresinde dövdüler beni, biliyor musun? Öyle hain çocuklar bunlar. Abi sen ne bahtsız bir adam mısın ya? Öyle. Vallahi hayırsız evlat olmaz olsun. Ay. Neyse abi sen merak etme. Onlara fark ettirmeden hallederiz işi. Yalnız şimdi benim 2 numaralı faydasız da gelecek. Hı. O gelmeden sen buradan o akşam buraya gelirsin. Ondan sonra biz kendi aramızda hallederiz, tamam mı? Tamamdır abi. Geçmiş olsun. Ama ben Emine Hanım'ıyım. Emine Hanım diye biri yok ya. Gidin danışmaya sorun, Allah Allah. Rahatsız ettim, kusura bakma. Estağfurullah.